Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün fizik dersinde ikinci yazılı sınavımıza harika bir hazırlık yapacağız. Hem sizlerle dönemin genel bir tekrarını yapacağız. Hem de sınavda çıkması beklenen bütün konu başlıklarını, bütün detaylarıyla birlikte incelemiş olacağız. Dersimize başlamadan önce tabii ki de Birinci dönem birinci yazılı notları kaynağımızı sizlere göstermek istiyorum. Bu kaynağın içerisinde yazılılara dair sınavlarda çıkması beklenen hap bilgiler, anahtar kelimeler, konuların özetleri bunların içerisinde hepsi mevcut. Aynı zamanda Dinamo fizik kitabımızın bakın ünitelerin bitiminin hemen arkasında şöyle gösterelim ünitelerin bitiminin hemen arkasında yazılıya hazırlık bölümleri var. Bu yazılıya hazırlık bölümlerinden dersimize çalışabiliriz. Sınavlarda bize yardımcı olacaktır mutlaka. Bakın konu bittikten sonra hemen arka kısmında ulaşabilirsin. Şöyle başlıklarımızı da gösterelim. Yazılıya hazırlık full tekrar tarzında başlıkları görebilirsiniz. Artık gençler hazırsanız dersimize başlayalım. <laughs> Dersimize bir elektrik sorusuyla başlamak istiyorum. Çünkü biz döneme elektrikle başlamıştık. 10. sınıfta fizik maceramız elektrikle birlikte başlamıştı. Mutlaka 2. yazılı sınavımızda da elektrikten bir soru gelmesini bekliyorum. Yani buradaki soru için %100 kesin çıkar diyebilirim arkadaşlar. Mutlaka eşdeğer direnç bulma ile ilgili, elektrik enerjisi ile ilgili, güçle ilgili, akım gelirim bulma ile ilgili mutlaka bir soru karşına çıkacak. Bu soruyu da seçme sebebim burada bize direnç direncin üzerindeki elektrik enerjisini soruyor. Elektrik enerjisini bulurken aynı zamanda hem eşdeğer direncimizi buluyoruz. Hem akımları belli ediyoruz. Hem voltajları bölüyoruz. Daha sonrasında formülde yerine koyuyoruz. Yani Elektrikle ilgili aslında güzel bir tekrar yapmış oluyoruz. Bu yüzden bu soru önemli. Mutlaka bu sorunun çözümünü çok çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Ancak sorumuza geçmeden önce tabii size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şöyle notlarımızı bir hatırlayalım. Elektrikle ilgili biz neler konuşmuştuk? Nelerden bahsetmiştik? Bir bunlara bakalım. Elektrikle ilgili olarak öncelikle dirençlerin bağlanma şekilleri vardı. Örneğin dirençleri böyle seri olacak şekilde birbirine seri olacak şekilde bağladığımızda dirençlerin de isimlerini yazalım. R1, R2 ve R3 dirençleri olsun. Bu dirençler böyle gördüğünüz gibi seri bağlandığı zaman buradaki eşdeğer direnci ifade ederken R eş eşittir. Dirençlerin matematiksel olarak toplamı şeklinde yazılırdı. Öyle değil mi? Yani burada biz R1 artı R2 artı R3 şeklinde buradaki eş değer direnci hesaplayabiliriz. Peki seri bağlı devrelerde ne oluyordu? Seri bağlı devrelerde akımlar birbirine eşittir. Yani burada R1 direncinin üzerinden I1 kadar akım, R2 direncinin üzerinden I2, R3 direncinin üzerinden de I3 kadar akım geçiyorsa seri bağlı devrelerde I1 eşittir I2 o da eşittir I3 şeklinde biz ifade edebiliriz. Yani dirençler birbirine seri bağlandıkları zaman dirençlerin üzerinden geçen akımlar bunlar birbirine eşittir. Peki gerilimler nedir? Gerilimler bölüştürülür. Yani toplam gerilim V1 artı V2 artı V3 şeklinde ifade edilir. Burada V1'i nasıl bulursun? Tabii ki de R1 direnci çarpı üzerindeki akım. Zaten akımlar eşit. R2 direnci çarpı akım. R3 direnci çarpı akım şeklinde buradaki toplam potansiyeli belirleyebiliriz. Burada gençler seri bağlandığı zaman tabii ki de bu kuralları uygulayacağız. Ancak dirençler birbirine paralel bağlanırsa ne olur? Hemen ekstra bir başlık açalım buraya. Diyelim ki dirençler birbirine paralel bağlanmış olsun. Dirençler birbirine paralel bağlandığında ise şöyle üç tane direnci göstermek istiyorum size. Bunları aynı şekilde gelelim. Biz birbirine paralel olacak şekilde bağlayalım. Bu bizim R1. Buradaki R2. Buradaki ise R3 direncimiz olsun. Dirençler gençler burada gördüğünüz gibi birbirine paralel bağlandığı zaman eşdeğer direnci bulurken 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde ifade edebiliyoruz. Yukarıdaki ile karışmaması adına şöyle hemen araya bir çizgi çekelim. Şöyle yukarıdaki seri bağlı olduğu zamanki kurallarla karışmasın. Yani birbirine paralel bağlandığı zaman biz eş değer direnci 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 şeklinde yazıyoruz. Bulduğumuz sonuç 1 bölü R eşittir. Buna dikkat edelim. Peki paralel bağlandığı zaman başka ne oluyordu? Şimdi burada i toplam kadar bir toplam akım varsa i toplam eşittir i1 artı i2 artı i3 şeklinde yazılır. Yani dirençler birbirine paralel olarak bağlandıkları zaman akımlar bölüştürülür. Akımlar paylaştırılır. Peki toplam potansiyel yani Vt nedir? V1 eşittir V2 eşittir V3 şeklindedir. Bakın bu bize oldukça kolaylık sağlar. Yani elektrik devresine baktığımızda dirençler burada olduğu gibi paralel bağlandıysa buradaki dirençlerin her birinin üzerindeki potansiyeller birbirine eşittir soruyu buradan çözeceğiz. Ancak dirençler seri bağlandıysa o zaman akımlar eşittir soruyu buradan çözeceğiz. Bizim için daha büyük bir kolaylık sağlanır. Şimdi seri bağlı ve paralel bağlı devrelerde direnci, akımı, potansiyeli bunların hepsini ifade ettik. Paralel bağlı devrelerde son bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer dirençler iki tane ise bakın şöyle alttakini kapatıyorum. İki tane paralel bağlı direnç birbirine bağlandıysa eşdeğer direnci çarpımları bölü toplamları şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarına bakalım. Önce elektriksel gücü yazalım. Güç P harfi ile gösterilir ve biz I kare çarpı R ile veya V kare bölü R ile veya I çarpı V ile buradaki gücü hesaplayabiliriz. Bakın gücü bulmanın 3 tane yöntemi var. Gücü biz 3 tane denklemden hangisini canımız isterse bununla ifade edebiliriz. Peki elektrik enerjisi neydi? Elektrik enerjisi ise güçle zamanı çarptığımızda biz elektrik enerjisini hesaplamış oluyoruz. Yani soruda bize elektrik enerjisi sorulduğu zaman ne yapmam gerekiyormuş? Önce gücü bulurum güçle ilgili yukarıda 3 tane denklemin var canım hangisini istiyorsa oradan gücü bulurum ardından gücü zamanla çarptığımızda ise elektrik enerjisinin değerini hesaplamış oluruz. Şimdi burada temel bilgilerimizi hatırladıktan sonra şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım. Sorumuza baktığımızda şekildeki elektrik devresinde 3 ohm'luk direncin yani bakın buradaki direncin 4 dakikada yaydığı ısı enerjisi kaç juldür diye bize soruluyor. Öncelikle elektrik devresindeki eş değer direncimizi belirleyelim. Yazalım buraya. R eş eşittir. Eş değer direnç nasıl bulunuyordu? Paralel bağlandığı zaman çarpımları bölü toplamları yazabiliyordum. Öyle değil mi? Burada 6 ve 3'ün çarpımları bölü toplamları nedir? Hemen şöyle yuvarlak içerisine alalım yazalım. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yani 18 bölü 9'dan burayı biz 2 bulduk. Şimdi yuvarlak içerisine aldığım kısmı kaldırdım. Bunların eşdeğeri neymiş? 2. Şimdi buradaki 2 ohmla sol tarafındaki 6 ohm artık birbirine seri bağlandı. Seri bağlandığı zaman ne yapıyorduk? Doğrudan bunları matematiksel olarak topluyorduk. 6 artı 2 eşittir. 8 ohmdur. Devrenin eş değer direnci. Şimdi ohm yasasını yazabiliriz. Ohm yasasını yazıyorum şimdi. V eşittir. I çarpı R ile ohm yasası tanım 10 yasasında bakıyorum hemen toplam potansiyelim ne kadar? 24 volt. Toplam akımım ne kadar bilmiyorum öyle bir bilgi yok şu anda. Çarpı toplam akım ya e, toplam direnç yani eşdeğer direnç ne kadardır? 8. Buradan i toplam eşittir 3 amper olarak karşınıza çıkar. Hemen kutu içerisine alıyorum. Demek ki buradaki toplam akım ne kadarmış? 3 ampermiş. Yani pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru 3 amperlik bir toplam akım çıkıyormuş. Bu 3 amper karşısına farklı yollar çıkmadığı sürece 3 amperlik değerini korur. Yani buradan yukarıya doğru da 3 amperlik bir akım geçer. 6 ohm'un üzerinden de 3 amperlik bir akım geçmiş olur gençler. Şimdi burada bize ampermetrenin ölçtüğü değer ne kadardır diye de sorulabilir. Doğrudan 3 amper dersin. 6 ohm'un üzerindeki akım ne kadardır? 3 amperdir bunu söyleyebilirsin. Ancak 3 amper bakın şuradaki noktaya geldiğinde karşısına 2 tane farklı yol çıkıyor öyle değil mi? Bu yüzden buradaki 3 amperi biz ne yapacağız? Ayıracağız. Yani 3 amperi bizim 2'ye bölmemiz gerekir. 2'ye bölerken de böyle tam ortadan bir buçuğa bir buçuk diye bölmüyoruz. Buradaki dirençlerimiz eğer bizim birbirine eşit olsaydı 3 amperlik akımı kardeş kardeş paylaşırlardı. Ancak dirençler birbirine eşit olmadığından dolayı ne yapıyoruz biz? Direncin çok olduğu yerden az akım geçer. Direncin az olduğu yerden ise çok akım geçer. Taktiğini kullanmamız gerekiyor. Burada biz 3 amperi 2'ye 1 olarak dağıtacağız. 2 ampere 1 amper olacak şekilde 3 amperi dağıttım. Peki niye 2 ampere 1 amper olarak dağıttım? Yani niye burada biz 2.75'e 0.75 değil de 2'ye 1 olarak dağıttık veya niye aşağıdaki 2 oldu? Yukarıdaki 1 amper oldu. Hemen onu açıklayalım. Dirençlerin üzerindeki akımlar şuna göre belirleniyor. Direncin az olduğu yerden çok akım geçer. Direncin çok olduğu yerden ise az akım geçer. Şu anda bu kurala uyuyor. Bir de biraz önce size ben Neyden bahsetmiştim? Hemen Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Paralel bağlı olan devrelerde gerilimler birbirine eşittir. Yani akım çarpı dirençlerin birbirine eşit olması gerekir. Hemen kontrol ediyorum. Akımım 1, direncim 6, 6 kere 1, 6. Akımım 2, direncim 3, 3 kere 2, 6. Görüyor musun? 6 voltu 6 volt oldu. Demek ki ben bunları düzgün bir şekilde dağıttım. Ardından buradaki 1 amper ve 2 amper şurada tekrardan buluşup 3 amper olarak akarlar ve elektrik devresini tamamlarlar. Şu anda biz tüm dirençlerin üzerindeki akımları ve gerilimleri hesaplamış olduk. Bakalım bir 6 ohmun üzerindeki akım 3 amperdir. Gerilimi 3 kere 6 18 volttur öyle değil mi? Burada sağ taraftaki 6 ohmun üzerindeki akım 1 amperdir. Voltu ise 1 kere 6'dan 6 volttur. Burada 3 ohmun üzerinden geçen akım 2 amperdir ve 2 kere 3'ten 6 volt olarak buradaki gerilimi de hesaplamış oluruz. Tek tek hepsini bulduk. Şu anda bize neyi soruyor? Elektrik enerjisini soruyor öyle değil mi? Elektrik enerjisini nasıl bulunuyordu? Biraz önce öğrendik. P çarpı t ile hesaplanıyordu öyle değil mi? Burada P nedir? Güç. Yani güçle zamanı çarptığımızda biz neyi bulmuş oluyoruz? Elektrik enerjisinin değerini hesaplamış oluyoruz. Hemen yazalım. E eşittir. Önce gücü bulman gerekiyor. Şimdi gücü nereden bulabiliriz? Gücü biz I kare çarpı R ile ifade edebiliriz değil mi? Neden? Çünkü 3 ohm'luk direnç üzerindeki enerjiyi soruyor. 3 ohm'un değeri belli, akımı belli, rahatlıkla bulabilirsin. I kare çarpı R çarpı T ile hesaplarsın. Burada I kare yani 3 ohm'luk direncin üzerindeki akımın karesi ne kadardır? 2 amperlik akım var. 2'nin karesi çarpı direncin değeri nedir? 3'tür çarpı süre. Süreye bakıyorum hemen. 4 dakika demiş arkadaşlar. Bakın sakın buralarda tuzaklara düşmeyin. Hemen bunu ne yapmamız gerekiyor? Saniyeye çevirmemiz gerekiyor. 4 dakika nedir? 4 çarpı 60'tan 1 dakika 60 saniye olduğu için 4 dakikayı soruyor bize. Ne yaptı burası? 240 saniye yaptı. O yüzden burada süre yerine benim 240'ı yazmam gerekiyor. Bizim fizikte zamanla ilgili kullanacağımız birim nedir? Saniyedir. SI birim sisteminde birimi saniyedir. O yüzden mutlaka dakika gördüğünüz zaman bu tarz sorularda saniyeye çevirmeyi unutmayın. Ardından işlemimizi tamamlayalım. 2'nin karesi 4 yapar. Buradan 3 geldi. Çarpı 240 eşittir. 2000 880 olarak bulunur burada yaydığı ısı enerjisi 2880 J'dür. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacak ve ilk sorumuzu geride bıraktık. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuza baktığımızda ise manyetizma ile ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Öncelikle bir önceki soruda yaptığımız gibi manyetizmaya dair ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Hemen bunları bir hatırlayalım. Bakın manyetizma ünitesinde biz neyi öğrenmiştik? Önce mıknatısları öğrenmiştik, değil mi? Mıknatısların kutupları var asla ve asla tek kutuplu mıknatıs olmaz. Mesela bir çubuk mıknatısın şeklini şöyle çizelim. Çubuk mıknatıs N ve S kutbu mutlaka olmak zorunda. Tek kutuplu mıknatıs asla ve asla olmaz. Bu bir çubuk mıknatısıdır. N ve S mıknatısın kutuplarıdır. Peki kutup dediğimiz şey nedir? Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği yere mıknatısın kutupları denir. Bu mıknatısın kutupları ile ilgili olarak manyetik alan çizgilerini bilmen gerekiyor. Yani manyetik alan çizgileri nereden nereye doğrudur, nereden çıkar, nereye girer bunu ifade etmen gerekir. Manyetik alan çizgileri her zaman neden dışarıya doğrudur, neden dışarıya doğru çıkacak şekildedir. S'nin ise içerisine doğru girecek şekilde manyetik alan çizgileri gösterilir. Yani N'den dışarı, S'nin ise içerisine doğru girecek şekildedir. Burada mıknatıslarla ilgili olarak mesela mıknatısın birbirine bakan kutuplarını çizelim. Bu mıknatısın birbirine bakan kutupları böyle en en yani aynı kutup olursa ne olacaktır? Buradaki mıknatıslar birbirlerini iterler öyle değil mi? Ya da burası SS olsaydı mıknatıslar ne yapacaktı? Yine birbirlerini iteceklerdi. Ancak mıknatısın birbirine bakan kutuplarından bir tanesi en bir tanesi S olsaydı ne olacaktı? Bu sefer mıknatıslar birbirlerini çekeceklerdi. Ve bir de gençler şunu unutmayın. Şöyle ekstra bir yan tarafta parantez açmak istiyorum. Mıknatısın hangi kutbu olursa olsun ister ne ister S kutbu olsun. Burada bir mesela şöyle farklı bir renkle gösterelim. Bir demir parçası varsa burada mavi ile çizdiğim bir demir parçasını sembol ediyor. Buradaki demir parçasını mutlaka kendine doğru çeker. Hangi kutbu olursa olsun. Ve bir de mıknatısların kutuplarında manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğrudur. S'nin ise içerisine doğru girecek şekildedir. Peki hocam ben bu mıknatısı tam ortadan böyle testereyle kestim. Sol tarafta sadece N, sağ tarafta sadece S kutbu mu olur? Mesela bakalım geldik buradan biz diyelim testereyle kestik. Sol tarafı bir parça, sağ tarafı bir parça olarak ben bunu bu şekilde ayırdım. Bakın tek kutuplu mıknatıs asla olmaz. Sakın burada sol tarafa N, sağ tarafa S'dir hocam demiyorsun. Mıknatısın orijinaline bakıyorsun. Mıknatısın orijinalinde sol taraf N, sağ taraf S'ydi. Öyle değil mi? O yüzden buradaki parçaların her birinin de sol tarafı N, sağ tarafı S olacak şekilde buradaki parçalar da kendi içlerinde nedir gençler hemen kutuplanırlar yani tek kutuplu mıknatıs görme ihtimalin yok onun dışında karşımıza başka neler çıkabilir hemen onu hatırlayalım mıknatıslarla yani manyetizma ile elektrik akımı arasında bir ilişki var bu yapılan deneyler sonucunda keşfedilmiştir gençler mesela bir Akım geçen tel çizelim buraya. Akım i kadarlık bir akım geçsin. Akım geçen bir telin etrafında şöyle gösterelim nokta nokta manyetik alan oluşur ve oluşan manyetik alan B harfi ile gösterilir. Bu tamamen tesadüf eseri bulunmuş bir şeydir. Yani üzerinden akım geçen bir tel var ve sürekli olarak bu akımın değeri arttırılıyor, azaltılıyor vesaire falan. Ama orada incelenen şey kesinlikle manyetizma değil. Akımla ilgili değerler değiştiriliyor ve tesadüfen bir şeyi gözlemliyorlar. Bakıyorlar ki pusulanın ibresi böyle akım değiştikçe hareketlenmeye başlıyor. Orada bilim insanlarının kafasında bir ışık yanmaya başlıyor. Diyorlar ki demek ki Akımla manyetik alan arasında bir ilişki var. Üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşur. Oluşan bu manyetik alan şöyle orantılıdır şeklinde göstermek istiyorum. Akımla doğru orantılıdır, mesafe ile ters orantılıdır. Yani ne kadar çok akım geçerse telin etrafında o kadar fazla manyetik alan oluşur ve ne kadar yakınsak tele manyetik alanın etkisi de gençler o kadar fazladır. Ve burada sağ el kuralıyla biz manyetik alanın yönünü belirleriz. Mesela sağ tarafta oluşan manyetik alanı bulabilmek için baş parmak akım yönünde koyulur. 4 tane parmağa bakın. 4 tane parmağı sağ tarafa doğru çeviriyorum. Parmaklarımı kırdığımda sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Sayfa düzleminden içeriği çarpı ile gösterilir. Yani buradaki manyetik alan çarpı şeklindedir. Hemen sol taraftaki manyetik alana bakalım. Baş parmak akım yönünde koyuldu. Dört tane parmağımızı sol tarafa doğru çevirdiğimizde parmakları kırınca sana bakıyor. Sana bakıyorsa sayfa düzleminden dışarı bakıyor. Yani bunu nokta şeklinde B ile bizim göstermemiz gerekir. Sağ el kuralı da bize bunu anlatır gençler. Bir de akım makarası vardır. Akım makarasından bahsedelim hemen. Akım makarası dediğimiz şey de gençler bir silindir düşünüyorsun. Bu silindirin etrafına böyle tel sarılıyor. Silindirin etrafına tel sarıldıktan sonra geliyoruz biz bunu bir pile bağlıyoruz. Pile bağladıktan sonra şu anda bakın burada bir pil var. Üzerinden akım geçen bir tel var. Üzerinden akım geçen bir tel olduğunda ne oluyordu? Etrafında yine manyetik alan oluşuyordu. Öyle değil mi? Yani üzerinden akım geçen bir akım makarasının etrafında da manyetik alan oluşur. Buradaki manyetik alan belirlenirken şuna çok dikkat ediyorsun. Bu sefer dört parmak akım yönünde koyulur. Baş parmak ise bize manyetik alanın yani B'nin yönünü gösterir. Sorularda mutlaka karşımıza çıkar. Hemen bununla ilgili örnek sorumuza bakalım. Sınavda karşımıza çıkmasını beklediğimiz bir sorudur. Özellikle manyetizmayı öğretmenimiz bize ilk sınavda sormadıysa İkinci sınavda bakın mutlaka karşına çıkar. Yüzde yüz yazılı da sorulur bakın. Bu yorumlara çok dikkat edin. Özellikle burada yönleri belirtirken manyetik alan ve akımla ilgili ve ardından kutupları belirtirken nasıl belirtiyoruz? Çok çok dikkatli bir şekilde bunu dinlemeni rica ediyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Şekildeki elektromıknatıs ve çubuk mıknatıslarla kurulan deney düzeneğinde çubuk mıknatıslar düzlemde serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığında bu mıknatısların ne tarafa doğru hareket ettiğini soruyorlar bize. Öncelikle neyi hatırlaman gerekiyor? Üzerinden akım geçen bir tel etrafında manyetik alan oluşturur. Manyetik alan oluşturmak ne demek? Adam mıknatıs gibi davranıyor. Yani bir telin üzerinden akım geçirdin mi? O tel artık bir mıknatıs görevi görüyor. Yani burada bir akım makarası var. Yani üzerine tel sarılmış bir silindir var. Üzerinden de akım geçiyor. Pil var. Demek ki bu adam bir mıknatıs gibi davranıyor. E, mıknatıslar birbirlerini iterler, çekerler değil mi? O yüzden burada K ve L'nin yönlerini buna göre belirleyeceğiz. Kuralımız neydi? Hemen tekrardan hatırlayalım. Dört tane parmağımızı ne yapıyorduk biz? Akım yönünde yerleştiriyorduk baş parmak ise bize manyetik alanın yani B'nin yönünü verir. Bakın bu şekilde üzerinden akım geçen bir akım makarası olduğu zaman sağ el kuralı benim burada yazdığım gibidir. Ancak düz bir tel olduğu zaman bakın böyle kıvrılmamış dümdüz bir tel olduğu zaman sağ el kuralı bunun tam tersidir ona çok dikkat. Yani hocam düz telde farklı yazdın burada farklı yazdın kafanız karışmasın. Dümdüz bir tel olduğunda burada yazdığım kuralın tam tersidir. Öncelikle akımımızın yönünü belirleyelim. Akımın yönü nedir? Elektrik akımı ünitesinden hatırlayalım. Pilin artı kutbundan yani uzun olan çubuktan kısa olan çubuğa doğrudur. Artıdan eksiye veya yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Burada elektrik akımımız bakın buradan gitti, buradan yukarıya doğru geldi. Bak arka taraftan bu şekilde geldi. Görüyor musun? Bak akımımızın yönü şu anda bu şekilde gösterelim. Akımımızın yönünü belirttik. Bakın buradan geldi. Arka taraftan böyle öne doğru gelen bir akım var. Bak arkadan öne doğru geliyor. Buradan tekrar arkaya, tekrar öne doğru geldi. Yani akımımız burada akım makarası üzerinde aşağı tarafa doğru olduğu. Dört tane parmağını ne yap diyor sana? Akım yönünde koy diyor. Tabii ki de sağ elinin dört tane parmağını. Kuralımız zaten sağ el kuralıdır. Sağ elinin dört tane parmağını bakın şöyle akım yönünde koyduğumuzda yani elini bakın şöyle tutman gerekiyor. Hemen göstereyim. Elimizi bakın şöyle şu şekilde tuttuğumuzda baş parmağımı görüyor musun? Bak sağ tarafı gösteriyor. Çok dikkat et. Dört tane parmağım şöyle aşağı tarafa doğru bakacak şekilde tutulduğunda baş parmağım sağ tarafı gösteriyor. Demek ki burada baş parmağın yönü yani manyetik alan ne tarafa doğruymuş? Sağ tarafa doğruymuş. Hemen çiziyorum bakın. Burada sağ tarafa doğru bir manyetik alan varmış. Sağ tarafa doğru olan manyetik alanımızı belirttikten sonra artık rahatlıkla biz burada mıknatısımızın kutuplarını belirleyebiliriz değil mi? Burada her zaman okun olduğu kısım bak bu oku çizdiğin yer var ya burası her zaman N kutbudur. Buraya N kutbu dediysen mecburen diğer tarafa da S kutbu demen lazım. Çünkü tek kutuplu mıknatıs olmaz arkadaşım. Burası ne ise N, N birbirini iter değil mi? Yani L hangi yönde hareket ediyormuş? Bir numaralı yönde hareket ediyormuş. Burada SS yine aynı şekilde birbirini iter. O yüzden bu adam da iki numaralı yönde hareket eder. Demek ki ikiye bir olacak cevabımız. Cevabımız Ceyhan olacak. Bakın buna çok çok dikkat edelim. Şimdi hemen geçiyorum bunu da. Bunu da geçtikten sonra karşımıza basınç konusu geliyor. Basınç konusu da ikinci yazılı sınavımızın favori konularındandır. Çünkü bizim ilk yazılı sınav konularımız neydi? Elektrik ve manyetizmaydı değil mi? Buralardan çok böyle aşırı bir soru gelmesini beklemiyoruz. Yani iki tane öğretmenimiz sorar. Ancak ağırlıklı olan kısım sınavda basınç ve kaldırma kuvvetinden gelir. Öncelikle bilgilerimizi bir hatırlayalım. Daha sonrasında sorularla bunu pekiştirmeyi unutmayalım. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Bu basıncın tanımıdır. Yani basınç dediğimiz şey bir yüzeye etki eden dik kuvvettir. Yüzeyin tamamına etki eden kuvveti ise basınç kuvveti denir. Burada genellikle basınç ve basınç kuvveti kavramları çok sık bir şekilde birbirine karıştırılıyor gençler. Basınç kuvveti dediğimiz şey basınca neden olan kuvvettir. Yüzeyin tamamına etki eden kuvvettir. Yani bu basınç kuvvetini şöyle altına bir parantez açalım. Basınca neden olan kuvvet şeklinde notumuzu alalım gençler çünkü bu şekilde aklımızda tutarsak bazen daha kolay bir şekilde sorulara cevap verebiliyoruz. Yani basınç nedir? Birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet nasıl yazılır? Hemen bunu ifade edelim. Yani basınç P harfi ile gösterilir. Yüzeye etki eden dik kuvvet diyor. Yani kuvvet ve yüzeyi birbirine bölmen gerekir. F bölü A yazdığımızda yani hemen yanlarına yazalım. Kuvvet bölü yüzey alanı yazdığımızda biz basıncın değerini hesaplamış oluyoruz. Yani sorularda bize basınçla ilgili bir bilgi sorulursa ne yapmamız gerekiyor hemen? Kuvvet bölü yüzey alanına bakmamız gerekiyor. Basıncın kuvvetle doğru orantılı yüzey alanıyla ters orantılı olduğunu bilmen gerekiyor. Örneğin bunu örnek olarak mesela kuvvet artarsa yani bir cismin ağırlığı artarsa veya dışarıdan etki edilen kuvvet artarsa basıncı artar. Yüzey alanı ise küçüldüğünde basınç nedir? Daha fazladır buna dikkat edelim. Ardından basınç kuvveti kavramı ise basınca neden olan kuvvettir. Basınca neden olan kuvvet diyor. Mesela atıyorum bakın burada. Diyelim ki burası bizim A kadarlık yüzey alanına sahip yüzeyimiz. Biz buraya F kadarlık bir kuvvet uyguluyoruz. Burada bize basıncı sorarlarsa F bölü A diyeceksin. Ancak basınç kuvveti nedir derse basınca neden olan kuvvete bakacaksın. Burada basınç niye var? Basınca neden olan kuvvet nedir? F kuvvetidir değil mi? O yüzden basınç kuvvetine F diyeceksin. Mesela farklı bir örnek yapalım. Burada G kadar ağırlığa sahip bir cisim A kadarlık bir yüzey alanına bırakılmış. Burada bize basıncı sorarlarsa ne dememiz lazım? Buradaki G bölü A'yı ifade ettiğimizde biz basıncı söylemiş oluruz. Ancak basınç kuvveti nedir dendiğinde basınç kuvveti ne demek? Basınca neden olan kuvvet. Burada basınç niye var? Ağırlıktan dolayı var öyle değil mi? Yani basınca neden olan kuvvetimiz, basınç kuvvetimiz ağırlık kadardır. Bunu unutmayın. Katılarda basınç kuvveti ağırlık kadardır. Dışarıdan bir dış kuvvet etki etmiyorsa basınca neden olan kuvvetimiz yani basınç kuvvetimiz katılarda ağırlık kadardır. Basınç nedir? Ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde ifade edilir. O yüzden burada hemen şöyle notumu alayım ben. Katı basıncı diyelim. Katı basıncını ifade ederken bizim neyi kullanmamız gerekiyormuş? P eşittir ağırlık bölü yüzey alanını kullanmamız gerekiyormuş katı basıncı sorulursa. Şimdi en fenomen sorulardan bir tanesi. Hemen şuradaki Nota bir bakmak istiyoruz. Şöyle notta bize diyor ki cisim burada şu anda şekildeki gibi duruyor diyor. Ben bunu diyor ters çevirirsem basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Hemen yorumlamaya başlıyorum. İlk önce basınç nasıl değişir buna bakalım. Basınçla ilgili ne demiştik biz? Kuvvet artarsa basınç artar. Yüzey alanı küçülürse basınç ne olur? Artar. Öyle değil mi? Kuvvetle de doğru orantılı. Yüzey alanı ise Basınçla nedir? Ters orantılıdır. Burada yüzey alanı büyüyor. O yüzden basınç ne olur? Azalır. Hemen altına yazalım. Basınç azalır diye notumuzu alalım. Daha sonra basınç kuvvetine bakalım. Basınç kuvveti ise hemen şöyle gösterelim nasıl değişir? Basınç kuvveti değişmez. Basınç kuvveti ile ilgili ne demiştik biz? Basınca neden olan kuvvet dedik, değil mi? Burada basınca neden olan kuvvet nedir? Katının ağırlığıdır. E katı ters çevrildiğinde Ağırlığı falan değişir mi? Değişmez öyle değil mi? O yüzden basınç kuvvetimiz sabittir gençler. Bakın burası basınçla ilgili olarak çok temel bilgilerin bulunduğu bir sayfa. Mutlaka buranın ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Şöyle ellerimi çekiyorum. Mutlaka ekran görüntüsünü alın bu sayfanın. Şimdi konuyla ilgili olarak sorumuza bakalım. Şekildeki kesik koniler özdeş olup kesit alanları S ve 3S'dir. Tek koninin yatay zemine yaptığı basınç ne kadarmış? P'ymiş. Buna göre 2 tanesinin yaptığı basıncı ve 3 tanesinin yaptığı basıncı ifade edin diye bize soruluyor. Hemen bakalım buraya. İlk önce tek koninin basıncına bir bakalım. Diyor ki bize tek koniyi ben P1 ile ifade ettim ve P1 ne kadarmış? P kadarmış. Hemen bu P'ye bakıyorum. P nedir? Ağırlık bölü yüzey alanıdır öyle değil mi? Hemen yazıyorum burada ağırlığım ne kadar? G kadar yüzey alanım yere temas eden yüzey alanı bakın. Yere temas eden yüzey alanım ne kadar? S kadar. O yüzden G bölü S şeklinde bunu ifade ettim. Burada şöyle bir karışıklık var. Yüzey alanı bazen A ile bazen S ile ifade ediliyor. Yani bunlar aynı anlama gelirler. Sakın birinde niye A birinde niye S diye kafanıza karışmasın. Yüzey alanı A ile ifade edilir. Çünkü alan Türkçesi A harfiyle başlar. S ile niye gösterilir? İngilizcesi surface'tir. Bu yüzden S harfiyle de gösterilebilir. Yani kafanızda bir karışıklık olmasın. A da S de ikisi de yüzey alanı anlamına gelir. Ardından ikinci görsele bakalım. İkinci görsele baktığımızda ise P2'yi ifade edelim. P2'yi nasıl ifade edeceksin? Ağırlık bölü yüzey alanı. Burada basınca neden olan kuvvetimiz yani ağırlığımız buradaki iki tane koninin toplam ağırlığıdır değil mi? Konilerle ilgili ne diyor bize? Özdeş diyor. Yani sen bu adamın ağırlığına G dediysen bunların her birinin ağırlığına da G kadar diyebilirsin arkadaşım. Çünkü bunların ağırlıkları birbirine eşittir. Özdeş dediği için. Toplam ağırlığım ne kadar? 2G kadar. Şimdi yere temas eden yüzey alanına bakıyorum. Yere temas eden yüzey alanına baktığımda ise S kadar. 2G bölü S gördüm. Yukarıda G bölü S'ye P demişti. 2 tane var bundan. O yüzden buraya ne demem lazım? 2P demem lazım. Ardından 3. görsele geçiyorum. 3. görsele geldiğimde ise basınca neden olan kuvvetim yani toplam ağırlığım 3G kadar. 3G kadarlık bir toplam ağırlığım var. Yere temas eden yüzey alanı ne kadar? Sadece yere temas eden kısımla ilgileniyorsun. Bak 3S kadar öyle değil mi? O yüzden 3S yazıyorum. 3'ler birbiriyle sadeleşti. G bölü S kaldı. G bölü S'ye ne demiştin sen? P demiştin. Burada da P diyebilirsin. Şimdi oranını bul. P2 bölü P3 soruluyor bize. P2'yi ne kadar bulduk biz? 2P kadar. P3'ü ne kadar bulduk? E kadar 2P bölü P'den buradaki oranımızı 2 olarak belirleyebiliriz. Hemen geçelim bunu da karşımıza sıvı basıncı ile ilgili bir bilgi geliyor. Sıvı basıncı P eşittir H D g ifadesi ile hesaplanır. Sıvı basıncında bizim kullanacağımız denklem budur. Ancak bununla ilgili olarak detayları iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çünkü çok çok basit gördüğün sorularda hata yapabilirsin. O yüzden burayı dikkatli dinle. Burayı dikkatli dinlemezsen o çok dandik gördüğün soruda yanlış çıkartabilirsin. Burada sıvı basıncı HDG'ye bağlıdır. Burada peki H nedir? Hemen yazalım. H dediğimiz şey derinliktir. Bakın derinlik ve yükseklik kavramları birbirine çok fazla karıştırılıyor. Derinlik ve yükseklik aynı şey değildir. Örneğin bakın burada kabın içerisinde bir miktar sıvı olsun. Bakın sıvı seviyesi buraya kadar. Ben de burada şöyle göstereyim. K noktasındayım. Şimdi K noktasının derinliği sorulduğu zaman sana diyelim ki iki tane sen baktın bu yeşil mi? Mavi mi? Derinlik sorulduğu zaman sen neredeki uzunluğu alacaksın? Yeşili mi alacaksın, mavi mi alacaksın? Tabii ki de yeşili alacaksın. Bizim derinlik dediğimiz kavram cismin bulunduğu noktanın yani K noktasının sıvının açık yüzeyine olan uzaklığıdır. Burada yeşille gösterilen mesafe bizim için derinliktir. Sakın burada maviyle gösterileni almaya kalkmayın. Yani sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Ne kadar derindeysen üzerine etki eden sıvının basıncı da o kadar fazladır. D nedir peki? 9. sınıftan hatırlıyoruz. Öz kütle dediğimiz kavram öyle değil mi? Ya da yoğunluk dediğimiz kavram sıvının yoğunluğu. G nedir peki? G ise hemen yanında belirtelim. Gezegenin çekim ivmesidir. Gezegenin çekim ivmesi genellikle sorularda çok dikkat edilmez. Niye? Çünkü bakın burada KLMN kaplarındaki sıvı basınçlarını değerlendireceğim birazdan. E bu kapların hepsi aynı yerde öyle değil mi? Hepsi dünyada. Sonuçta bu soruların hepsi dünyada geçiyor. O yüzden gezegenin çekim ivmesine çok dikkat etmene gerek yok. Ancak sıvı basıncı ile ilgili sana bak özellikle sorarlarsa gezegeni değiştirdim değişir mi derlerse değişir diyeceksin. Sorularımızda bizim öyle bir şey yok. Genellikle KLMN kapları ya da sorularda verilen kaplar hepsi aynı ortamdadır. Aynı ortamda oldukları için buna dikkat etmene gerek yok. Ama özellikle sorarlarsa dünyadan aldık Ay'a götürdük, Mars'a götürdük gibi sorular karşına gelirse o zaman basıncın da değişeceğini unutmayın. Gezegenin çekim ivmesiyle de doğru orantılıdır. Burada sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığı bilgisi verilmiş. Bu da önemli bir bilgi. Niye? Çünkü kabın şekli önemsizdir. Sıvı basıncı ile ilgili denklenme baktığımda neyi görüyorum ben? Derinlik, yoğunluk ve gezegene bağlı bir ifade. Burada kabın şekli ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Demek ki kabın şekline dikkat etmene gerek yok. Düzgün bir kapta olsa, genişleyen, daralan, böyle abuk subuk bir kapta olsa her ne olursa olsun aynı derinlikteki ve Aynı yoğunluktaki sıvıların basınçları kesinlikle yani zemine uyguladıkları basınçları kesinlikle birbirine eşittir. Burada zemine şöyle noktalar çizelim. İşte zemindeki nokta N, M noktası, L noktası, K noktası. Yani bu sıvıların zemine uyguladıkları sıvı basınçları kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü hepsi aynı derinlikte yoğunlukları aynı. Bu yüzden sıvı basınçları da birbirine eşittir. Kabın şekli, duruşu bunların herhangi bir önemi kesinlikle yoktur. Bu bilgiyi öğrendikten sonra hemen sorumuza geçelim. Şekildeki K musluğu kapalı iken silindirik kaplardan bir kabı 3H yüksekliğine kadar su ile doludur. İki kabı ise boştur. K musluğu açılıp denge sağlandığında birinci kaptaki sıvı basıncını yaz. İkinci kaptaki sıvı basıncını yaz ve bunları birbirine böl diyor bana. Hemen K musluğunu açalım. K musluğu açıldığında gençler neyi biliyoruz biz? Buradaki şu sıvıdan bahsediyorum. Bakın bu sıvı aynen olduğu gibi buraya gelecek. Bu sıvı şu anda hacmine kadar 3HS kadar öyle değil mi? Bizim de buraya 3HS'lik bir alan ayırmamız gerekir. O yüzden buradaki sıvı buraya döküldüğünde burada 3 bölme yer kaplar. Hemen şöyle döktüğüm sıvının üzerine çarpı atmak istiyorum. Yani burada şu seviyenin üzerindeki sıvı musluk açıldığında sağ tarafa geçecek. Başka da bir şey geçmeyecek. Çünkü artık musluk hizasına geldik. Ne kadar hacimde bir sıvı geldi? 3 hs'ye kadar. E burada da 3HS olabilmesi için S burada. Demek ki yüksekliğimizin, derinliğimizin ne kadar olması gerekir? 3H kadar olması gerekir. Şimdi basınçları yazalım. Basınç nasıl yazılır? Hemen unutmamak için buraya P eşittir, HDG diye tekrardan notumu alıyorum. İlk önce birinci kaba bakalım. Birinci kaba baktığımda artık sıvının derinliği ne kadar? Bak kırmızıyla çarpı attığım bölge yok artık. Sıvının derinliği ne kadar oldu? 2H kadar. 2H çarpı D çarpı G diye bunu yazarım. Şimdi geliyorum P2'ye. İkinci kaba baktığımda ise kabın zemininin üzerindeki derinlik ne kadar? 3H kadar çarpı D, G şeklinde bunu da yazarsın. Burada oranımız bariz bir şekilde 2 bölü 3 olarak gözüküyor. Burada en çok yapılan hata şudur. 2 numaralı kaptaki basıncı yazarken adam gidiyor burayla en tepe nokta arasındaki mesafeyi alıyor. Yani buraya 4 HDG yazmaya kalkıyor. En çok yapılan hatalardan birisi budur. Burada bulunduğumuz noktanın bakın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığını yazıyoruz biz. Derinliği ifade ederken o yüzden 3 HDG şeklinde yazılmıştır. Yani sınavda karşınıza bakın böyle bir soru gelebilir. Belki ee, yukarıdaki sıvıyı daha zor bir şekilde bölüştüreceğiniz bir şekil verilmiş olur. Yani yapman gereken işlem belli. Giden sıvının hacmine kadar hacim yükseklik çarpı taban alanıyla bulunur. Öyle değil mi? Burada giden sıvının hacmine kadar h çarpı 3s kadar sıvı gönderdim ben arkadaşım. Nereye gönderdim ben? S kadarlık bir yere gönderdim. Derinlik ne kadar olacak? Ne kadar yükseklikte duracak bilmiyorum. O yüzden ona H üssü diyebilirim. Bak burada S'ler birbirini götürdüğü zaman H üssü eşittir 3H kadar olur. Hemen gelirsin dersin ki hocam demek ki ben burada 3H dolduracağım. Yani rakamlar en fazla sana abuk subuk bir şekilde verilir. Abuk subuk bir şekilde verildiğinde de öğretmenin buraya yazdığı şu denklemi hatırlarsan sağ tarafa dökülen sıvının hangi derinlikte olduğunu rahatlıkla belirlersin. Hiç problem yaşamaz. Şimdi geçelim. Birbirine karışmayan sıvılarda basınç nasıl yazılıyor? Basıncı yazarken biz HDG ile yazıyoruz öyle değil mi? Burada mesela farklı farklı noktalar belirleyelim. Diyelim ki şurası K noktası burası da L noktası olsun. Birbirine karışmayan sıvılarda bu K ve L noktalarındaki sıvı basınçlarını yazarken neye dikkat etmen gerekiyor? K noktasının veya L noktasının hangi nokta verildiyse onun üzerinde ne kadar bir sıvı varsa kim o noktayla muhatapsa biz sadece onun basıncını yazarız. Şimdi K noktasının üzerine baktığımda ne var mı? H derinliğinde D yoğunluğunda bir sıvı var. O yüzden burada PK'yı yazarken ne yazacağım? hdg şeklinde yazacağım. Öyle değil mi? Virgül diyelim şimdi. L noktasını yazalım. L noktasını yazarken L noktasının üzerine bakıyorsun. L noktasının üzerinde mavi var, krem rengi var öyle değil mi? Demek ki mavi ayrı, krem rengine ayrı yazacaksın burada. Mavi ayrı değerlendiriyorsun. Bak sadece maviye bakıyorsun. Sadece mavinin derinliği haş kadar, yoğunluğu 2D kadar çarpı G artı. Sadece krem rengine bakıyorum. Derinliği haş kadar, yo yoğunluğu D kadar Çarpı G. Buradan L eşittir ne kadardır? 2 var 1 var. 3 H D G şeklinde senin burayı yazman gerekir. Bakın çok dikkat edin. Burada L noktasındaki basıncı yazarken mesela en çok yapılan hatalardan birisi. Adam diyor ki tamam derinliğimiz e, yoğunluğumuz 2 de ancak buradaki derinliği 2 H şeklinde yazıyor. Yani 2 H çarpı D çarpı G şeklinde bunu yazmaya çalışıyor. Hayır böyle yapmıyoruz ayrı ayrı değerlendiriyoruz. O noktanın üzerine bakıyorsun. Krem var mavi var. Krem için ayrı mavi için ayrı yazıyoruz. Buna dikkat. Şimdi bununla ilgili hemen pekiştirecek bir soru karşımıza çıkıyor. Eşit hacim bölmeli kap D ve 3D yoğunluklu karışmayan sıvılar ile dolu olduğuna göre kabın K ve L noktalarındaki sıvı basınçları ne kadardır diyor. Hemen K ve L noktalarını şöyle bariz bir şekilde best, e, gösterelim belli olsun. Hemen yazmaya başlayalım. Önce K noktasını yazalım. K noktasını yazarken birbirine karışmayan sıvılarda neye dikkat ediyordum ben? Kimler var onları ayrı ayrı yazıyorum. Krem var mavi var öyle değil mi? Kremi ayrı yani sadece krem için HDG yazıyorum. Sadece kremin derinliğine kadardır. 2H'tır. Kremin yoğunluğu 3D'dir. Çarpı G. Artı diyorum çünkü üzerinde bir de mavi var. Maviye baktığımda ise derinliği 2h yoğunluğu d kadar çarpı g buradan k noktasındaki sıvı basıncını 3 kere 2 6, 2 de burada var. Ne buldum? 8h tg olarak buldum. Ardından l noktasına geçelim. L noktasına bakıyorum. Üzerinde ne var? Tek cins sıvı var. O yüzden sadece mavi için yazmaya çalışıyorum. 2h çarpı D çarpı G diyorum. Bakın 8 bölü 2 geliyor öyle değil mi? Yani direkt 4 olarak cevabımızı işaretleyebiliriz. Doğru seçenek Edirne olacak. Oldukça basit. Hemen devam edelim. Kap tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti sıvı basınç kuvvetini FK ile gösteririz. FK eşittir. H, D, G çarpı A ile ifade edilir. Yani sıvı basıncı çarpı yüzey alanı yazdığımızda sıvı basınç kuvvetini ifade etmiş oluyoruz. Yani HDG çarpı A ile yazılır. Burada kap tabanına etki eden sıvı basınç kuvvetini böyle F diye de gösterelim. Buna dikkat edelim. Şimdi hemen bunu pekiştirmek için karşımıza bir soru çıkıyor. X ve Y yüzeylerinin yüzey alanları S ve 2S olarak verilmiş. Buna göre X ve Y yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetlerini yazın diyor. Sıvı basınç kuvveti F eşittir H, D, G, A şeklinde yazılır. Şimdi bunu yazmaya başlayalım. Bunu yazarken ilk önce x'ten başlamak istiyorum. x'i yazalım. fx eşittir. Peki x neresi? Önce ondan bahsedelim. Burası mı? Burası mı? ve net bir şekilde gösterilmemiş. Bakın X derken şuradan bahsediyoruz. X'e baktığımda bakın bu noktanın derinliği belli öyle değil mi? H kadar çarpı X ve Y noktaları da zaten aynı cins sıvıyla muhatap olduğu için burada sıvının yoğunluğuna biz D kadarlık diyelim sıvının yoğunluğu D kadar çarpı G yüzey alanı ne kadar? S kadar. Öyle değil mi? Yani HDGS şeklinde burada sıvı basınç kuvvetinin denklemini yazmış olduk. Şimdi Y'ye gelelim. Bakın şimdi Y çok önemli. Neden çok önemli? Y dediğimiz nokta burasıdır. Şimdi bu noktanın sıvı basınç kuvvetini hesaplarken ben ne yazacağım? Yani zeminden itibaren mi hesaplayacağım? Şu uçtan itibaren mi derinliği yazacağım? Tam ortadan mı yazacağım bakın burada en büyük kafa karışıklığı burası. Y noktası ile ilgili sıvı basınç kuvvetini yazarken bakın Y noktasının muhatap olduğu yüzey burası öyle değil mi? Bu yüzeyin tam ortasındaki derinliği alacaksın. Bu yüzeyin tam ortasından derinliği aldığında h h 1h'ta 3h kadar derinlik olduğunu görürsün. Yoğunluğumuz d kadar çarpı g yüzey alanımız ne kadar? 2S kadar öyle değil mi? Buradan bunları birbirine oranladığımızda yukarıda bir tane HDGS var. Aşağıda 6 tane var. Cevabımız 1 bölü 6 olacak. Bakın önemli burası. Çok sık hata yapılır. Bakın burada Y noktası ile ilgili sıvı basınç kuvveti yazılırken uçtan mı alacağım? Aşağıdan mı alacağım? Ortadan mı yazacağım? Buradaki kafa karışıklıklarına bir son veriyoruz. Hangi yüzey ise bakın burada Y dediği yer hangi yüzey ise o yüzeyin tam ortasından alacaksın derinliği. Buna çok dikkat et. Şimdi geçelim. Birbirine karışmayan yine sıvılarımız var. Birbirine karışmayan sıvılarda bir U borusu çizilmiş buraya. Sol tarafta, sağ tarafta işte basınçla ilgili denklemlerinizi ifade edin diye bize sorulacak. Hemen bakalım. Öncelikle Derslerde de ben bundan bahsetmiştim video derslerimizde. A ve B noktalarını seçiyoruz. Niye neye göre seçiyorsun bunları? Şimdi öyle bir nokta seçeceksin ki ya da buradaki çizgiyi öyle güzel bir yerden çekeceksin ki çizginin altında sol tarafta da sağ tarafta da aynı cins sıvı olacak. Aynı cins sıvı var mı? Var. Demek ki düzgün bir yerden çektin. Ya da sıvı seviyesinin aşağı olduğu yerden çizgiyi çekeceksin. Ne dersen de ama sonuç olarak bu çizgiyi güzel bir yerden çekmen lazım. Sorularda da genellikle bu çizgi bize veriliyor. Şimdi bu çizgiyi niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü sana soruyu çözdürecek bu çizgi. Bu çizginin sol tarafta üzerinde basınca dair ne var? 3H çarpı D çarpı G var değil mi? Sol tarafta bu var. Başka burada basınca dair bir şey görüyor musun? Görmüyorsun. Sağ tarafa geliyorsun. Sağ tarafa baktığında ise 2H çarpı buradaki pembe sıvı 2D yoğunluğunda çarpı G. Sağ tarafta da basınca dair bu çizginin üstünde bir şey görmüyoruz. İşte bunlar birbirine eşittir. Buradan soruları çözeceksin. Hemen konuyla ilgili olarak sorumuza bir bakalım. Sorumuza geldiğimizde bakın çizgiler zaten güzel bir şekilde gösterilmiş, çizilmiş ama üzerine vurgu yapmak adına tekrardan ben bu çizgileri böyle göstermek istiyorum. Çünkü bu çizgiler bize soruları çözdürmekte önemli bir rol oynayacak. Çizgiyi güzel bir yerden çekelim. Altında aynı cins sıvı olacak şekilde bu çizgileri çiziyoruz. Şöyle biraz daha belirtelim. Aynı cins sıvı olacak şekilde bu çizgileri çizelim. Şimdi çizginin sol tarafta üzerinde ne var bakıyorum. Ağırlıksız pistonlar şekil 1'deki gibi dengededir. Şekil 2'de 2G ağırlıklı cisim F eşittir 2G kuvveti ile dengeleniyor. Buna göre sıvının yüksekliği ne kadar olur diyor. Şimdi sol tarafta çizginin üzerinde basınca dair ne var? Sadece HDG görüyorum ben. Başka bir şey görmüyorum. Bakın burada pistonun bir ağırlığı olsaydı pistonun ağırlığı bölü S'yi burada denklemde yerine eklemem gerekirdi. Ancak ne diyor? Ağırlıksız pistonlar diyor. Ardından çizginin sağ tarafına geçiyorum. Sağ tarafta bu çizginin üzerinde ne var basınca dair? Bir sıvı olmadığı için hdg yazmana gerek yok. g bölü 3s şeklinde bunu yazıyorsun. Buraya da g bölü 3s şeklinde ifademizi yazdık. Ardından bakın 3'ü buraya alalım. Demek ki 3 tane hdg ne kadarmış? g bölü s kadarmış. Şimdi gelelim sağ tarafa. Sağ tarafa baktığımda ise Çizgimi çektim. Çizginin sol tarafta ve sağ tarafta üzerinde neler var bunlara bakıyorum. Sol tarafa geldiğimde F bölü 2S var öyle değil mi? F ne kadarmış? 2G'ymiş. 2G bölü 2S var. Yani sol tarafta çizginin üzerinde sıvı yok. HDG yazamazsın. Katı basıncı var sadece o da F bölü 2S'dir. F'in değeri 2G olduğu için 2G bölü 2S diye yazdım geçtim. Eşittir diyorum. Sağ tarafa geldim. Sağ tarafta ise H üssü çarpı D çarpı G var değil mi? Sağ tarafta çizginin üzerinde sıvı var. O yüzden sıvı basıncını yazdım. Artı katı basıncı var. Katı basıncını da 2G bölü 3S şeklinde yazarım. Şimdi bakın bu denklemlerden ben soruyu çözeceğim. G bölü S gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 3 tane HDG yazıyormuşum. Hemen burada G bölü S gördüğüm yere yazıyorum bakın. G bölü S gördüm burada. 3 tane HDG'yi yapıştırdım. Eşittir. H üssü çarpı D çarpı G artı 2 bölü 3 tane G bölü S. Yine ne yapacağım? 3 H D G'yi yapıştıracağız buraya öyle değil mi? Bakın burada 3'ler birbirini götürdü. H D G'yi ne yapacağız? Biz karşı tarafa alacağız. H D G'yi 2 H D G'yi ama çok dikkat et. Karşı tarafa aldığımda H D G eşittir. H üssü çarpı D çarpı G. Buradan D'ler gider. G'ler sadeleşir. Öyle değil mi? Son olarak h eşittir h üssü olarak bulunur. Demek ki buradaki h üssü yüksekliği de ne kadarmış? Buradaki h yüksekliğine eşitmiş. Bakın buna da çok dikkat edin. Mutlaka sınavda karşınıza gelir. Neler yaptığımıza çok dikkat et bak. Çizgiyi düzgün bir yerden çekeceksin. Zaten çizgi çekilmiş bir şekilde veriliyor sana. Ancak kontrol et. Yani çizginin altında aynı cins sıvı olması gerekir. Burada olduğu gibi. Daha sonrasında sıvı seviyesinin böyle alçak olduğu yerden çekilmesi gerekir. Sınavda zaten çekilmiş bir şekilde verilecek. Yani olur da bir öğretmenimiz terslik yaparsa diye tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çizgiyi çektin. Sol tarafta çizginin üzerinde basınca dair ne var? Yazdın. Sağ tarafta çizginin üzerinde sıvı yok. Sadece katı basıncını yazdın. Burada G bölü S'yi tek başına bırak. O da 3 HDG yapar. Ardından geldin sağ tarafa. Çizginin üzerinde ne var? Aynı şekilde yazıyorsun. Nedir? 2G bölü 2S var değil mi? Çünkü F bölü 2S yazman gerekir. F'i zaten 2G diye tanımlamış. Sağ tarafa geliyorsun. Çizginin üstünde ne var? Sıvı var. Sıvıdan dolayı yazdım. Ardından katı basıncı var. 2G bölü 3S diye tanımladık. Ardından G bölü S yerine 3HDG yazdım mı sağ taraftaki denklemde? Denklem takır takır karşına çıkıyor. Lütfen buranın da ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Bakın burası da sınavda mutlaka karşına çıkacak. Yani sıvı basıncı ile ilgili böyle uyduruk HDG sorusu karşına gelmeyebilir. Yani öğretmenin sana güzellik yapmak isterse sorar. Biz de anlattık zaten ama soru gelecekse bakın buradan gelir. Şöyle ellerimi çekiyorum. Mutlaka buranın notunu alın. Hemen geçelim bakalım bizi neler bekliyor basınç ve kaldırma kuvvetiyle ilgili olarak en meşhur yapılan deneylerden Torricelli deneyi. Torricelli deneyinde açık hava basıncı ölçülmüştür. Peki açık hava basıncı nedir? Açık hava basıncı dediğimiz kavram arkadaşlar atmosferdeki bütün gazların ağırlıklarından dolayı bizim üzerimize etki ettiği basınca açık hava basıncı denir. Ve açık hava basıncı öyle senin ihmal edeceğin kadar böyle küçük bir basınç falan da değildir. Şu anda sanki bizim üzerimize bir öküz oturuyormuşçasına üzerimize etki eden bir açık hava basıncı vardır. Açık hava basıncının üzerimize etki ettiği basınç bu kadar ciddi bir basınçtır. Peki ne oluyor da biz bu öküzün altında ezilmiyoruz diye soracak olursan vücudumuzdaki kan basıncı bu açık hava basıncını dengelediği için Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani özetle atmosferdeki bütün gazların ağırlıklarından dolayı üzerimize etki ettiği basınca açık hava basıncı denir. Ve açık hava basıncı ile ilgili şöyle gösterelim. Bakın burası bir deniz seviyesidir. Deniz seviyesinden böyle yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncının değerinin azaldığını görürsün. Bununla ilgili de yapılan en meşhur deneylerden birisi işte mesela gösterirsin. Burada işte bir balon var. Daha sonrasında bu balonu Birazcık yukarıya aldım burada. Daha sonra biraz daha yukarıya çıktın. Ardından biraz daha tepeye çıktın. Bak dikkat et. Balon gitgide şişmeye başlıyor. Öyle değil mi? Yani önceden ne kadarsa hacmi biraz daha büyümeye başladı balon. Şimdi burada balonun gitgide büyümesi, yani deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça balonun gitgide şişmesi bize basıncın azaldığını gösterir. Yani deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bunu mutlaka unutma. Bunu mutlaka not et. Yani aklında şöyle de tutabilirsin. Bak şimdi buraları çizelim işte. Buralar bulutlar öyle değil mi? İşte böyle yukarıya doğru çıktık. Şimdi eskiden tam bu noktadayken senin üzerinde görüyor musun? Bak kocaman bir hava vardı. Bu kocaman havayı üzerinde taşıyordun sen. Ancak en yukarıya çıktığında bak üzerinde ne kadar hava kaldı? Minnacık bir hava kaldı öyle değil mi? Yani deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncı gördüğün gibi azalır. E açık hava basıncı azalırsa balonun olur şişer. Çünkü balonu rahat bıraktın sen ve sıktırmıyorsun. O yüzden balonun da şiştiği gözlemlenir. Bu açık hava basıncı ile ilgili olarak yapılan ilk ciddi çalışma Torricelli'ye aittir. Torricelli yaptığı deneyde açık hava basıncını 76 santim civa olarak hesaplamıştır. Peki Torricelli yaptığı deneyde açık hava basıncını nasıl hesaplamıştır? Eline bir tüp alıyor. Bu tüpü ağzına kadar komple bir civa ile dolduruyor. Civa ile tüpü doldurduktan sonra geliyorsun buradaki kovanın içerisine böyle ters döktün. Ardından bir miktar civa dökülerek borunun yükseldiğini görüyorsun. Borunun üzerinde şöyle ufak bir boşluk var ama boru sağa sola falan böyle yatmıyor. Burada dimdik dengede kalmış boru. Torricelli diyor ki demek ki dışarıdaki açık hava basıncı borunun üzerinde boşluk vardı. Şurada 76 santim civa var. Demek ki açık hava basıncı 76 santim civayı tutuyor. Şimdi söylediğimizi yazalım. Açık hava basıncı yani P0 76 santim civayı tuttu. Dışarıda ne var? Açık hava basıncı. E, i̇çeride ne var? Sıvı basıncı. Onu nasıl yazarsın? H, D, G ile ifade edersin. Anlaşıldı mı? Yani P0 eşittir. H, D, G denklemini kullanıyoruz. Burada karşımıza çıkacak en büyük yorumlar. Şimdi açık hava basıncı bulunduğun konum değişmiyorsa sabittir. Yani biraz önce anlattığım gibi deniz seviyesinden yukarılara, aşağılara inmiyorsan, olduğun yerde takılıyorsan açık hava basıncı sabittir. Bu değişmez. Onun dışında eğer sıvının yoğunluğu düşerse burada senin dengede tuttuğun sıvı miktarı artar. Bakın ters orantılıdır birbirine. Ne dedik biz? Yukarı aşağı gitmiyorsan P0 nedir? Sabit. Aynı yerdesin. Sen aynı yerde civa değil de atıyorum suyla limonatayla deney yapmak istediğin ne olur? E sıvının yoğunluğu düşerse Aynı sabit sayıyı yakalaman için derinliği senin burada arttırman gerekir öyle değil mi? O yüzden bizim burada dengede tuttuğumuz sıvının derinliği de artmış olur. Yani atıyorum mesela burada deneyde civa değil de su kullanılsaydı Torricelli'nin bir buçuk metrelik bir boruya ihtiyacı vardı. Çünkü bir buçuk metrelik boruyu dengede tutar açık hava basıncı. Sıvının yoğunluğunu düşürdün derinliğin artması gerekir. Buradaki yorumlara dikkat. Şimdi bununla ilgili olarak hemen bir soru çıkıyor karşımıza. Torricelli deneyinde açık hava basıncı P iken D yoğunluklu sıvı şekildeki gibi dengede kalıyor. Biraz önce de gördüğümüz denklem neydi? Açık hava basıncı dışarıdaki basınç P. İçeride ne var? H, D, G değil mi? Başka da bir şey yok. Diyor ki bize buna göre açık hava basıncının 2P olduğu bir ortamda. Tamam P'yi 2P yaptım. Yoğunluğu 3D olan bir sıvı kullanılırsa D'nin altına 3D yazdım. Aynı gezegendeyiz. Yükseklik ne kadar olur diyor. Haş üstü diyeyim buraya da. Bakın söylenenleri aynen yazdım buraya. Bunları alt alta yazdığımızda P'ler gider. D'ler gider. G'ler birbiriyle sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaptık. 3 tane H üssü eşittir. 2 H kadar geldi. Sana H üssünü soruyor. Yeni yükseklik ne kadar olur diyor. 2 bölü 3 H kadar olur diyeceksin. Hemen geçeceksin bunun cevabını. Yani biraz önceki öğrendiğimiz konuyla ilgili öğretmenin matematiksel işlemli bir şey sormak isterse en fazla böyle bir şey yapabilir. Hemen geçelim bakalım ne bekliyor bizi. Gaz basıncıyla devam edelim. Gaz basıncında dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar var. Gaz moleküllerinin kap yüzeyine çarpması sonucunda gaz basıncı oluşur. Oluşan gaz basıncı her noktada aynıdır. Bakın burada en büyük problemi göstereyim sana. Adam mesela diyor ki burası diyor K noktası. Burası diyor L noktası. Bak hemen görselimizi bir örneğe çevirelim. Diyor ki bize K noktasındaki ve L noktasındaki gaz basınçlarını kıyaslayın diyor. Üzerine basarak söylüyorum. Gaz basıncını kıyaslayın diyor. Adam diyor ki K noktasının derinliği daha fazla. Demek ki K noktasının basıncı daha fazla. Ya öyle olmuyor işte o işler. Hemen bu bilgiyi hatırlayacaksın. Adam sana ne diyor? Oluşan gaz basıncı her noktada aynıdır diyor. Oluşan gaz basıncı her noktada aynı ne demek? Yani buradaki kabın içerisinde bulunduğun derinliğin falan önemi yok. Kabın içerisindeki eğer gazsa her noktaya eşit miktarda gaz basıncı uygulanır. O yüzden K noktası ve L noktasındaki basınçlar kesinlikle birbirine eşittir. Bakın burada gaz var. Peki kapalı kaplardaki yani bu kavanozun içerisindeki gaz basıncını etkileyen faktörler nedir? Bir kere Kimya dersinden de biliyoruz hacim azalırsa gazın basıncı ne olur artar öyle değil mi? Çünkü gaz basıncının nedeni ne? Buradaki çarpışma gaz moleküllerinin çarpışması. E biz burada hacmi küçültürsek yani aynı gaz moleküllerini daha küçük bir yere hapsedersek e çarpışma daha fazla olur yani basınç artar. Ardından gaz moleküllerinin sayısı artarsa ne olur? E daha fazla gaz molekülü daha fazla basınç demek zaten. Sıcaklık artarsa kapalı kaptaki bir gazın da basıncı aynı şekilde artar. Yani sıcaklıkla da doğru orantılı olduğunu unutma. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi soruya baktığımızda bir sürü yazılar, şekiller, karma karışık gibi bir şey geliyor olabilir. Ancak biraz önce gaz basıncı ile ilgili, kapalı kaplardaki gaz basıncı ile ilgili öğrendiğin bilgileri hatırlayış bir problem yaşamazsın. Düşey kesti verilen kaptaki sıvı 1 ve 2 bölümündeki gazlar ile şekildeki gibi dengededir. 1 ve 2 bölümündeki gaz basınçları Px ve Py'dir. Vana açıldığında h yüksekliğinin arttığı gözlemleniyor. Şimdi ne demek bu? Vana açıldığında h yüksekliği artıyormuş. Böyle sıvının yüksekliği böyle yukarılara doğru çıkıyormuş. Ne demek bu? Demek ki buraya dışarıdan bir miktar gaz geldi öyle değil mi? Şimdi dışarıdan bir miktar içeriye açık hava basıncı girdi. Buradaki Basınç arttı. E, sıvılar üzerine etki eden basınç değişikliğini aynen iletirler. O yüzden buradaki h yüksekliği de arttı. Anlaşıldı mı? Yani burada bakın ilk söyleyeceğim şey h yüksekliği artıyor. Niye? Çünkü dışarıdan içeriye gaz girdi. O yüzden y noktasındaki basınç ne olur? Artar. Şimdi gelelim x'e. X'e baktığımızda e h yükseliyorsa sen ne yaptın? Aynı gazı şimdi haşın yüksek halini çizeyim ben sana buraya. Haş seviyesi diyelim buraya kadar. Şöyle sıvımız bizim yükseldi. Yeni haşımız da bu oldu. Sen ne yaptın? Gazı sıkıştırdın. E gazı sıkıştırırsan gazı daha küçük bir hacme koyarsan gaz basıncı ne olur? Artar. O yüzden Px de artar diyeceksin. ...kabın tabanındaki basınç ne olur diyor. Kabın tabanındaki basınç... E, ...X arttı, Y arttı, H arttı... ...herkes arttı. Senin burada bunlara karşı koyma ihtimalin de yok. Mecburen senin de basıncın artar. Bu yüzden cevabımız Edirne olacak gençler. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ile ilgili... ...bir test sorusu karşına gelir. Bu şekli sınavda hatırlarsın. Şimdi geçelim. Akışkanların basıncına gelelim. Akışkanların basıncına baktığımızda ise... ...akışkanlar kesit alanın dar olduğu yerde daha hızlı hareket ederler. Aklına hortumla bahçe sulama örneği gelsin. Yani bahçeyi sularken hortumun kafasını böyle sıktırdın mı ne oluyor? Su daha tazikli bir şekilde akıyor, öyle değil mi? Yani kesit alanın küçüldüğü yerde daha hızlı bir şekilde hareket eder akışkanlar. Akışkan demek sadece sıvı demek değildir. Gazlar da aynı zamanda bir akışkandır. Bunu da unutma. Yani burada kesit alanın küçük olduğu yerde Akışkanımız daha hızlı hareket edecek. Bu yüzden hızların sıralaması V3, V2 ve V1'dir. Ancak akışkanın kesit alanının küçük olduğu yerde yani hızlı aktığı yerde basınç düşer. O yüzden basınçların sıralaması tam tersidir. Burada basıncın en yüksek olduğu yer A1'dir. Daha sonra A2 bölgesi, daha sonra A3 bölgesidir. Yani basıncın en düşük olduğu yer A3. En hızlı olduğu yer yine A3. Basıncın en yüksek olduğu yer A1. Sıvının en yavaş hareket ettiği yer yine A1. Bak buna dikkat et. Hızlı hareket ettiğimiz yerde basıncı düşürüyoruz. Buradaki bilgilere çok dikkat et. Mutlaka bununla ilgili bir test sorusu gelir. Peki günlük hayatında bunu nerede kullanıyorsun? Mesela çatıların uçması. Fırtınada çatılar uçarlar öyle değil mi? Şimdi önceden Dışarıda bir açık hava basıncı vardı, P0. İçeride bir açık hava basıncı vardı, P0. Şimdi P0'a P0. Çatıya etki eden basınç değil mi? Dengede şu anda herhangi bir problem yok. Ancak dışarıda rüzgar çıkması ne anlama geliyor? Akışkan hızlı hareket ediyor. Akışkan hızlı hareket etti mi? Basınç ne oluyor? düşüyor. E buradaki basınç düşerse alttaki açık hava basıncı seni söker atar dışarıya doğru. Bunu unutma. Mesela uçakların uçma prensibi. Uçaklar uçarken bakın bu kanat sisteminin şu dış kısmının bu kuşlarda da böyledir. Aynı yapıdır. Böyle oval bir şekilde olmasının sebebi oval olan bu bölgede akışkan daha hızlı hareket eder. E akışkan bu yeşille çizdiğim yerde daha hızlı hareket ediyorsa buradaki P1 düşer. Yani alttaki basınç seni alır yukarıya götürür. Uçağın uçmasını sağlar. Veya metrolardaki sarı çizgi bakın bunu çoğu kişi bilmez. Buna da dikkat edelim. Metrolardaki sarı çizginin mantığı da şudur. Önceden arkanda bir P0 vardı. Ön tarafta da bir P0 vardı. P0'a P0 dengedeydin. Ancak buradan metro hızlı bir şekilde geçtiğinde soldaki basınç ne oldu? Düşer. Arkadaki basınç seni alır, metroya doğru yapıştırır. O yüzden bu sarı çizgiye dikkat et. Şimdi kaldırma kuvvetine bakalım. Kaldırma kuvveti ile ilgili olarak kaldırma kuvveti böyle yazalım FK yani kaldırma kuvvetimiz bizim V batan çarpı D sıvı çarpı G ifadesiyle bulunur. Kaldırma kuvvetinin denklemi budur. Burada V batan dediğimiz şey cismin sıvı içerisinde batan hacmi. D sıvı hangi sıvıda takılıyorsak o sıvının yoğunluğu çarpı G biraz önce de konuşmuştuk zaten. Gezegene bağlı bir kat sayıdır. Kaldırma kuvvetini bu şekilde ifade edersin. Eğer soruda batan hacimler, cismin hacmi falan bunlar güzel güzel verildiyse ne yapmamız gerekiyor? Bizim formülden V batan çarpı D sıvı çarpı G'den hesaplamamız gerekiyor. Ancak soruda sana batan hacim verilmediyse bu formülü kullanamazsın değil mi? Çünkü formülde ve batan diye bir ifade var. E batan hacmi bilmiyorsan bu formülü kullanamazsın. Ne yapacaksın? Hemen bu alttaki şekilleri aklına getir. Bu alttaki şekillerden soruyu çözeceksin. Ben kaldırma kuvveti konusunu canlı yayında sizlere anlatmıştım. Bunları çok çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Tekrardan üzerinden geçelim. Bir kere cisimleri etki eden kuvvetleri göstereceksin. Yani kaldırma kuvveti sorusunu gördüğün zaman hemen direkt diyeceksin diyeceksin ki ağırlık her zaman aşağı tarafa doğrudur. Hangi şekil olursa olsun ağırlık her zaman aşağı tarafa doğru. E bir sıvının içindeysen kaldırma kuvveti adı üzerinde kaldırma diyor. Yani yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti vardır. Şu anda başka bir şey var mı burada yok. O yüzden kaldırma kuvveti ağırlık kadardır. Yazalım FK eşittir ağırlık kadardır. E burada cisim sıvının üzerinde yüzebiliyorsa e tabii ki de sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan daha fazladır burada. E hemen gelelim ortadaki görsele. Ne demiştim ben sana? Her zaman ağırlık aşağı tarafa doğru, kaldırma kuvveti ise yukarıya doğrudur. E burada başka bir şey görüyor musun? Başka bir kuvvet var mı? Yok. O yüzden kaldırma kuvveti nedir? Ağırlık kadardır. Burada öz kütle ile ilgili cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine kesinlikle eşittir. Askıda kalma durumunda cisim ve sıvının öz kütlesi eşit olur. Şimdi sağ tarafa çok dikkat ediyoruz. Sağ tarafta cismin batma durumunda ise bak yine aynı hangi şekil olursa olsun ağırlık aşağı, kaldırma kuvveti adı üstünde yukarı. Ancak burada 9. sınıftan hatırla her etkiye karşılık bir tepki vardır öyle değil mi? Burada masaya yumruk attın ya da masaya dokundun. Masanın sana bir tepkisi olur. Yani bir yüzeye dokunuyorsan yüzeyden dışarıya doğru bir tepki kuvveti olur. Burada tepki kuvvetini göstermen gerekir. E bakıyorsun yukarıya doğru kaldırma kuvveti ve tepki kuvveti yani N. Aşağı tarafa doğru sadece G. O yüzden burada yazman gereken denklem fk artı n yani eşittir g kadardır. Burada sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha düşüktür. Şimdi bunları yazdıktan sonra artık soruyu çözmemen için hiçbir engel yok. Burada mutlaka bakın bu görseller karşına çıkacak. Yorum sorusu olarak karşına çıkabilir. Test sorusu olarak karşına çıkabilir. Veya bir denklem olarak karşına çıkabilir. Bak mutlaka burayı bilmen gerekiyor. %100 yazılı da sorulur. Kaldırma kuvvetinde bu yüzme, askıda kalma ve batma durumlarının olmadığı bir fizik yazılısı düşünülemez. O yüzden buraya çok dikkat et. Hatta şöyle ellerimi de tekrardan kaldırayım. Buranın bir ekran görüntüsünü al. Şimdi gençler, ne demiştim ben size? Her zaman bu formülden çözemeyebilirsin demiştim öyle değil mi? Bu formülden çözemediğimiz zaman ne yapacağız? Hemen bu yüzme, askıda kalma, batma durumlarını hatırlayacağız. Bak kaldırma kuvveti ne kadarmış? Ağırlık kadar. E sana batan hacmi vermediyse mecburen ağırlığını verecek ki soruyu çözesin. Yani kaldırma kuvveti ağırlık kadar. Burada kaldırma kuvveti yine ağırlık kadar. Burada kaldırma kuvveti ağırlıktan daha küçük. Buna çok dikkat et. Yani bize batan hacim verildiyse formülde yerine koyarım. Batan hacmi fazla olanın kaldırma kuvveti fazladır. Ama batan hacmi vermediyse mutlaka ağırlığı vermiştir. Ağırlıkla yola çıkarak soruyu çözebilirim. Hemen karşımıza bununla ilgili bir soru çıkıyor. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki kaplarda hangi cisme etki eden kaldırma kuvveti en fazladır? Hemen gösterelim. Kaldırma kuvvetini yazarken ne demiştim? Hacimler düzgün bir şekilde verildiyse formülden yaz. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G kadardır. Formülden çöz. Buraya bakalım. FK ne kadar burada? V batan sıvının içerisinde batan hacim. V kadar çarpı D çarpı G öyle değil mi? Şimdi ikinci görsele geliyorum. F ile batan hacim 3V çarpı D çarpı G kadardır. Ardından bunu sona bırakayım. Bakın burada farklı sıvılar var. Birbirine karışmayan farklı sıvılar var. Buraya bakıyorum. Batan hacim ne kadar? Fn eşittir. 3V çarpı D çarpı G kadar. Öyle değil mi? V batan D sıvı çarpı G. Şimdi buraya bakalım. Burada da ayrı ayrı yazıyorsun. Bak hangi hacim hangi sıvıda battıysa. 2V 2D'de batmış. Öyle değil mi? Yani 2V çarpı 2D çarpı G yazdım. Artı bir tane V de D'de batmış. O yüzden V, D, G diye buraya ekliyorum. 2 kere 2, 4. Bir de burada var. 5 tane V, D, G yapar. Yani M'yi etki eden kaldırma kuvveti 4 burada var. 1 burada var. 5 tanedir. O yüzden M'nin kaldırma kuvveti nedir? En fazladır. Buna çok dikkat et. Burada Artık bu son sorumuzla birlikte dersimizi tamamlıyoruz. Ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyorum. Mutlaka ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka ödüllü sorunun cevabını görmek istiyorum. Umarım hepiniz fizik sınavından çok yüksek puanlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki derslerde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.